Şekerpare. Ne diyeceğim Bedriye? Seda Sayan'ın bütün çeyizlikleri buradan. Seda Sayan'ın çeyizini buradan. Ben hazırlıyorum, benden alıyor. Bahar kız. Evet, Seda Sayan'ın çeyizi bunlar. Hı. Müthişen oluyor. Bak, pazarcı sesi nasıl farklı bak. Bir yap bir kere daha. Seda Sayan'ın çeyizi bunlar. Buradan çeyizini aldı. Yedinciye inşallah. Bak, ay. İlk çeyiz heyecanıyla söylediniz. Ay, o derece heyecanlıyım, birinci gibi. Çok ara verdim. Evet. Semra'cığım nasıl görünüyor sunum? Seda Hanım, sunumdan önce servis biraz gecikti. Onu söylemek istiyorum. Benden ötürü. Ben bir şey anlatıyorum diye bölmemek için. Sunum güzel ama tadına bakacağız tabii tamam ki. Tamam. Tayfun sunum nasıl? Görüntü olarak çok güzel. Umarım tadı da görüntüsü gibi güzeldir. Bedriye'm? Güzel. Evet, görüntüsü güzel. Güzel. Görüntü olarak ben de beğendim seni. Ben de sunum beğendim. Afiyet olsun. Bedriye'cim, nasıl buldun? İçi yumuşak gibi geldi ama yani hamur olarak birazcık daha pişmek istermiş. Ama şerbetini falan çekmiş. Güzel. Yani 40 dakika fırında beklettim zaten, pişirdim. Daha fazla pişirseydim o zaman şerbetini çekmeyecekti, üstü kuru kalacaktı. Üstü kuru kalacağı, içi çok hamur gibi olacağı için bu kıvamda bıraktım. İyi ama beğendim yani. Az bir şey farklı beğendim. Semra. Seda Hanım, ben tatlısını beğendim. Şerbeti falan kıvamında olmuş. Beğendim yani. Tayfun. Ben beğendim. Harika. Yarışmacılarımız tatlı için kolay yorumunu yaptı. Tayfun Bey, kolay yapılan bir tatlı benim tatlımın yanından bile geçmiyor, sıradan dedi. Yani tatlı bir kere hamurunu tutturmak önemli. Şerbetini kaynatma derecen önemli. Soğutması süresi var. Fırında bekletme süresi önemli. İçindeki şekerin, irmiğin özdeşmesi önemli. Yani bu basit bir tatlı değil. Benimkine baktın mı basit bir tatlı. Benimkine ben sizin tatlınızı bilmediğim basit. İçin, sizin de tatlınızı yani bilmediğim için o gün yapacağım yorumumu. Hayır, senin tatlın, onun tatlısı önemli olanı değil. Önünüzdeki şekerpareye göre konuşun. Ya bana kimse kolay bir tatlı ama kıvamı yerinde, tadı yerinde. Yani ben yorum yapabilir miyim Seda Hanım? Ben sen çok iyi biliyorsun, onun için hepsi konuşsun. Ondan sonra sen konuş istiyorum. Tamam. Başka konuşacağınız bir şey varsa ekleyin. Çünkü en doğru yorumlar hep Zuhal'den geliyor da en son konuşsun istiyorum. Evet Zuhal. Seda Hanım, ben şekerpareyi çok severim. Yani bana eşim gelirken özellikle şekerpare alır. Bu şekerpare değil. Yani irmiği çok az içinde, o yüzden hamurlaşmış zaten. Olması gerektiği gibi olmamış bu şekerpare. Bir su bardağı irmik koydum, yarım paket margarine. Ama hamurlaşmış, yani irmik belli olmuyor içinde. Ben de yapıyorum bunu. Daha çok hamur gibi duruyor içi. Şerbetini fazla çekmiş olabilir, sulu hazırlamış olabilirsiniz. Şerbetini sulu hazırlamış olabilirsin. Hani biraz daha kıvamlı olması gerekiyor çünkü şerbetinin. O yüzden hamurlaşmış olabilir. Ama kolay bir tatlı değil. Ya kolay bir tatlı değil, ben yorumlarımda da söylemiştim. Kolay gibi görünse de bu şerbetini çekmeyebilirdi. Kurabiye gibi yerdik bunu şerbetini çekmeseydi. Şerbetini çekmiş ama öyle şerbetinin kıvamı... Öyle oldu yani. Kurabiye gibi yemiştiğimiz şerbetinin kıvamından dolayı da olabilir. Sulu yaptıysa o yüzden hamurlaşmış eğer olabilir. Eğer hamur gibi olsa ağzımda yapışması gerekiyor. Ben ağzıma aldığımda benim tatlım ağzımda dağılıyor. Zaten daha ağzınıza almadan da dağılıyor. Yani burada çatalımızı alamıyoruz. Bu neden? Çatalımızı alamıyoruz. Yani neden en azından... Neden dolayı? Hamurlaşmış çünkü şerbetini koyu yapamamış. Sulu olmuş. Biraz daha kıvamlanması gerekiyordu. O zaman bu tutardı kendini. Bakın tatlı gibi değil. Hani bir şerbeti akışkan, yapışkan değil altında. Sulu kalmış. Şerbeti biraz daha kaynasaydı büyük ihtimal. Ben şerbetini kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirdim. Yani daha fazla da pişirsem çok katı olacaktı. O zaman hiç içine çekmeyecekti. Vallahi bence tam kaynatamamışsınız demek ki çünkü hamur gibi olmuş. İzleyeceksiniz, kaynadığınızı da göreceksiniz. İzleyeceğim. Yani o zaman bir malzemesi eksik. Çünkü ben de yapıyorum bunu evde. Yani pastaneden alınmış şekerpare gibi görünüyor. İçinde irmiğini de görüyorum. Yani bu hamur un gibi görünüyor içindeki. Kurabiyeyi ıslatıp tatlı yapmışsınız. Pastaneden alınmış gibi mi görünüyor? Evet. Biraz daha pişmesi gerekiyor. O zaman iyi pastacı gibisin. Hayır. Benim evde yaptığım öyle görünüyor diyorum. Bu kurabiyeyi ıslatılmış gibi görünüyor. Yani içi hamur kalmış. Bedia'nın da söyledi de tam ifade edemedim ne demek istediğini. Ya şerbetiyle ilgili sorun olduğunu düşünüyorum ben. Pişmesiyle alakalı değil çünkü kızarmış, pişmiş. Ama yenmeyecek gibi değil. Yok değil. Tadı şekeri iyi. Şekeri iyi bu arada. Evet.
Bence de şekeri çok iyi. Şekeri iyi. Ben işte gördüğün gibi. Afiyet olsun Seda. Çok beğendim. Gerçekten beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Aferin ya. Hiç ümidim yoktu Ezgi senden. Valla ne yalan söyledin Seda. Hiç yoktu. Benim de yoktu. Siz görmemiştiniz ki Ezgi Hanım'ı. Nasıl ümidiniz yoktu? Menüyü gördükten sonra öyle düşündüm. Menüde baktım yani dedim ki hani bu kadar kolay bir menü hazırlamış ama kolay yapımı kolay ama sunum aşamasında riskleri var. Büyük ihtimal mutfakta tecrübesiz biridir dedim. İşte dediğim gibi ana yemekte kötü şeylerle karşılaşacağız. Beni şaşırttın. Kusura bakma Recep. Şaşırttı bizi. Aferin sana. O zaman puanlama için kalkabiliriz. Afiyet olsun. Haftanın ilk puanlaması için yarışmacılarımız masadan kalkıyor. Bakalım Ezgi Hanım rakiplerinden kaç puan almayı başaracak?